Hanımefendiler ve beyefendiler nasılsınız iyi misiniz şükür ben de çok iyiyim ben bugün Sasalı kuş cennetindeyim. Herkes gitmiş. Otoparklar boşalmış ve fıstık gibi ben ve buradaki EGN ikimiz birlikteyiz. Aslında buraya gelmemin bir nedeni de bin kilometresine doğru yaklaştığımız bu dönemde garantimin bitmesine sadece 1.000 kilometre kaldı. Neden? Arabanın bütün ekipmanları ve içindeki kullandığınız alet ve edevatlar 80.000, motoru, tesisatları, pili gibi aktarma organlarının ise 192 bin kilometre garantisi var. Sadece alalı Hazirandan Haziran'a 12 ay, Temmuz 13, Ağustos 14 ay oldu ve ben arabanın garantisini bitirmek üzereyim. Peki şu anda acaba içinde bir kuşku var mı? Neler yapmam lazım? Hangi şeyleri raporlasam da acaba bu arabanın gelecekte de beni 80 bin üstünde de ya aklıma takılan bir şey kalmasın, hazır gelmişken bunları bunları da garantiye göstereyim diyebileceğim bir şeyler var mı? Bugün sizlerle uzun dönem kullanımda eksikliklerini ya da potansiyel çıkabilecek sıkıntılarına karşı bir reçete hazırlamak istiyorum. Ve aracımı 79.999 kilometrede asla 80.000 değil 1000 kilometre kala garantiye götürerek e, buradaki sonuçları tahlil etmek istiyorum. Yani yaptırabileceğim her şeyi yaptırmak istiyorum. Hadi gelin sizlerle birlikte arabanın muhtemelen çıkartabileceği 80 binden sonra benim kafamı düşündüreceği şeylerle ilgili bir çalışma yapalım. Buradaki ilk değerlendirmek istediğim şeyler tekerleklerden gelen çıt çıt sesleri. Acaba diyorum ki bu tekerleklerden gelen çıt çıt sesini servise belirtsem mi? Fakat 25-30 bin kilometredeyken ben bunu zamanında servise sundum. Hepinizden önce. Çünkü 30 bin kilometreye sanıyorum 3. 4. aydı geldiğimde. Hazirandan böyle kışa doğru gelirken otoparktan çıkarken çıtır 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 diye sesler geliyordu. Götürdük baktık ve bunun oradaki kafaların yani ön aks şeyi kontrol eden direksiyon sistemine yapanların çevirme sırasında birbirine metal metalin değmesinden kaynaklı olduğunu, garantilik bir durumun olmadığını, gidişata da bir sıkıntı getirmediğini, her şeyin normal ve yerinde olduğunu benimle paylaştılar. E hal böyle olunca da şimdi bir defa, iki defa, üç defa götürmenin bir anlamı yok. O yüzden çıtırdama sesinin garanti içerisinde olduğu için bunu söyleyemem. Peki başka neyi söyleyebilirim? Kafama takılan acaba bunun böyle olabilir mi diye. Ön tarafla ilgili bir şeyimiz yok. Fakat Frank'la alakalı acaba diyorum götürsem mi götürmesem mi diye kafamı karıştıran şeylerden bir tanesi. Şöyle ön tarafı açtığımız zaman değerli arkadaşlar burası içerisinde acaba diyorum bu ön tertibatında havalandırma ile alakalı e, araçtan gıcır gıcır sesler geliyordu. Bir ona daha yeniden baktırayım mı? Ne demek o? Tam şurasında arkadaşlar e, arabanın su sisteminden aktığı zaman buradaki delikten ön amortisöre bir sıvı kaymasından kaynaklı amortisörlerden gıcır gıcır sesler geliyor. Özellikle böyle ee, engebeli yollardan gittiğinizde sabah ilk araba açıldığında ilk 20-30. kilometresinde böyle bir sesle karşılaşıyorsunuz. Fakat ben bunu da götürdüm servise ve ön taraftaki orayı yağlayarak, düzelterek bir daha ondan sonra hiç ses yapmayacak şekilde düzeltildi. Eğer sizlerde böyle bir ses varsa şimdiden götürmenizi tavsiye ederim. Bu kıymetli bir olgu. Peki başka ne var? Arkadaşlar arabanın onu da gösterelim. İçine doğru geçelim şimdi. Sevgili arkadaşlar, arabamızın ön havalandırma bölümünde sabahları ilk açılışta şöyle bir kırt kırt, kırt kırt, kırt, kırt 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 diye sesler geliyor. Ben bunu henüz servise götürmedim. Ama bir no'lu yazacağım madde lütfen havalandırma sadece sol taraftan geliyor. Havalandırma pallerinin sıfırlama sistemi eskisinden çok daha uzun sürmekte. Neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Sürekli kırt kırt, kırt 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 yapıyor bir 30 saniye kadar. Hatta oraya bunun bir videosunu koyayım şimdi. Sizler de dinleyin. Sizde de bu ses varsa beni aşağıda yeşillendirebilirseniz. Yeşillendirebilirseniz ne demekti? Sanki şeydeymişiz gibi ekşi sözlükteymişiz gibi oluyor. E, yorumlarınızda buluşabilirseniz güzel. 79.999 kilometrede servise gittiğimde mutlaka kırt 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 kırt, kırt etme sesini sunuyor olacağım. Peki başka bir şey var mı sunmak istediğim? Evet var. Arkadaşlar arka bagaj biliyorsunuz benim komple değişti. Türkiye'nin ilk Tesla kazasıdır. Tesla'nın ilk tamir ettiği kaskodan, hatta bugün birçoğunuzun kaskosunda da sizlere şey yapabilmek için, nasıl diyeyim, anlaşmasını açtıran kişi olarak yad edebilirsiniz beni. Çünkü Tesla anlaşmalı servisler o zamanlar bu kadar çok yoktu. Daha doğrusu hiç yoktu ilk anlaşma olduğu için. Şöyle bir durum var, bunu da soracağım. İlk arabayı aldığımda bu bu kadar sert kapanmıyordu. Kapatmaya bastığım zaman... BAM diye bir kapanışı var. Acaba diyorum ki bunun sonuna doğru ayarsız bir bagajı mı var? Çünkü bu bagaj işte dediğim gibi bin kilometre sonra artık garantiden çıkacak. Ve buradaki ekipmanların hepsini ücreti mukabilinde yaptırmamız gerekecek. O yüzden de onu göstermek istiyorum. Gelelim frenlerle alakalı göstermek istediğim bir şeye. Arabanın arka tekerleğinden sabahları kalktığımızda DRRRRRR diye bir ses var. Ben bu sesin çıktığını... Frenlerimi e, götürdüm daha öncesinde Şimdi 79 bin küsür küsür kilometre tekrardan götürdüğünde Dırrrrr diye bu ses geliyor dediğim zaman Özellikle arabayı çok fazla şehir içerisinde kullandığınızda Hiç fren yapmadığınızda Sabah evden çıkıp ta eve gelip park edene kadar Neredeyse hiç fren pedalına kullanmadan araba kullandığınızda Tek pedalcılar için söylüyorum Uzun yolda bir sürü kilometre yapıp bu aracı e, frensiz kullandığınız zaman bu sesi yapmaya başlıyor. Çünkü içindeki balata tozları arabanın birikiyor ve balata ile disk arasında sıkışıyor. Bu balatalar hiç eskimedikleri için şu anda benim arabam işte 80 bine bin bir kaldı. Güzel bir şey yaptı kornaya basarak sağ olsun delikanlı. E, 80 bine 1000 kilometre bin kaldığı için daha henüz bir balata eskimesi bulunmuyor. E, balata eskimesi bulunmadığı için de e, o Balata arasında tozlar, Balata tozları, dış çamur, dünyanın tozları geldiği zaman dır diye ses yapıyor, arabayı bırakmıyor. Bunun da yine yukarıya bir tane videosunu koyacağım sizlere. Çözme sistemi var. Fren tertibatını kendi kendinize tamir edebiliyorsunuz. O yüzden ben bunu da arabanın garanti sistemine götürüp yaptıracağım bir olay olmayacak. Peki Başka ne var? Hadi gelin onu gösterelim. Onu da diğer taraftan göstereceğim. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizler çerçevesiz camlar kullanıyoruz. Çerçevesiz camlar kullandığımız için de... Şunu şöyle... Of çok güzelmiş ya. Yeni bir ekipman aldım da arkadaşlar. polarize filtre mi bu? 9 e, stoplu bakın ışığı açıp direkt objektifin önündeki bir lensten bunu yapıyorum. Bilenler bilirler. Şöyle azıcık kendimi aydınlatayım. Şimdi bizim bu camlar çerçevesiz olmasından dolayı arkadaşlar yüksek hızda gidip açıp kapatma yaptıktan sonra bir rüzgar sesi alma durumuyla karşı karşıyayım. Bunu belirteceğim. Acaba bunun buradaki fitillerinde bir eskime mi oldu? Acaba bir orantısızlık mı var? Özellikle sağ camdan 160'lı 170'li hızlarla camı birazcık açıp tekrardan kapattığım zaman cam eskisi gibi sealing yapamıyor. Yani bunun sebepleri olabilir. Bir ya cam eskisi kadar rigid bir şekilde oraya oturamıyor. Rüzgar basıncından dolayı eskiden böyle bir şey yoktu. Girebildiği kanala acaba şimdi giremiyor mu diye bir şüpheye içerisinde olduğumdan dolayı ben bu şeyi yapmak istiyorum. Sağ kapı camını da listeme yazdım e, Servise götürülecekler arasında Bir olgu olarak bizi Bekliyor sevgili arkadaşlarım Onun haricinde arabanın genel olarak Ne gidişinde ne duruşunda Ne ilerleyişinde Hiçbir şekilde bir memnuniyetsizliğim Bir sıkıntım yok Sadece şu anda Aman yarabbim burada bir köpek istilası oldu Alan koruması yapıyorlar herhalde Oy 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 çok büyük köpek istilası var. Neyse, hepsi öteki tarafa doğru gitti. Eğer bir şey olursa hemen arabanın içerisine kaçarız. Bizim de evde bir köpeğimiz olduğu için benim üstümde köpek kokusu var. Ondan dolayı sıkıntılı bir şey olabilir, süreç olabilir. Şimdi arkadaşlar, bir tane daha problemi aslında belirtmek istiyorum. Fakat daha önce ulaştığım için bu problemle arabanın ön tarafında. Fark ettiniz mi? Hafif bir hırıltı geliyor. Yani böyle kusursuz bir e, içeri akış değil. Arabayı çok yüksek kilometrelerde ve köy yolları gibi yerlerde kullanırsanız ön tarafından içeri doğru yapraklar arka havuzda birikiyor. Bu serviste. Bir saatlik işçilikle çözülebilen bir şey ve o zamanlar servisin saatlik ücreti 2250 liraydı. Şimdi 2500 lira olmuş ve ben buna 2500 lira vermem durumunda bu arabayı tekrardan tamir yani oradaki test temizleyebileceğimi biliyorum. Eskiden vardı yabancı sitelerden alışverişte ön tarafa bir koruma taktıran arkadaşlar var. Şimdi onu da bilmiyorum oraya takılan file uzun yolculuklarda arabanın içerisine alması gereken havayı Almamasına neden oluyor diye ısı pompasına başka bir sıkıntı ya da oradaki radyatörlere başka bir sıkıntı getirir mi? Onu bilmediğim için herhangi bir öyle bir konuda şey yaptıramadım. Ama bunu da servise belki de yine kaçtı şunu temizletin diye. Ücreti mukabinde verip temizletebilirim. En son temizlettiğimde yanılmıyorsam 60 bin kilometredeyken yaptırmıştım. E yeniden tekrardan onu yaptırabiliriz. Aracımla son tahlilde e, aklıma gelenler bu kadar. Senin gördüğün, Engin şuna da mutlaka baktır dediğin bir şeyler varsa bunları da gerçekten e, göstermek isterim. Arabanın ne gidişinde? ne yol tutuşunda ne rot balansında bugüne kadar herhangi bir şey yaptırmadım. Hatta şöyle bir deyimim var. Sanki araba aldığım günden daha yumuşak. Biliyorsunuz bu modelye performans. Long range'den bile daha sert bir araba. 21 inç jantları var. Bunun iki tane nedeni olduğunu düşünüyorum. Birinci neden arkadaşlar ben orijinal lastiklerini 57.500. kilometrede değiştirdim. Aynı model, aynı marka lastik değiştirdim. Bütün sertifikalarına varıncaya kadar aynıydı. Aslında iki lastik de aynıysa aynı sonucu vermesi gerekiyor. Ama muhtemelen fabrikada ya da bilmiyorum ben arabayı aldıktan sonra da yazdı. Yine yaza çıkarken Arabanın lastiklerinin daha yumuşak, aynı havada daha e, lezzetli olduğunu hissettim. Eski lastikleri belki birazcık fabrikada beklemişti. Tam hatırlamıyorum tarihini haftasını ama çok yeni bir lastik konuldu ya da Pirelli bu lastiklerin havasın şeyini hamurunda ufak bir değişiklik yaparak e, bizlere öyle servis etti. Bundan başkası benim akıma gelmiyor. İkinci bir alternatifte arabanın bütün amortisörleri zaman içerisinde 80 bin kilometrede biraz daha yumuşamış olabilir. Herhangi bir yol tutuşunda vesairede bana hissett ettirdikleri bir şey yok. Ama düz yolda giderken özellikle Arnavut kaldırımı gibi, parke taş gibi yerlerde giderken eskiye nazaran çok daha az bir titreşim ve o his, sıkıntılı hissiyatın olmadığını biliyorum. Bu da bence gayet güzel bir şey, özellik insana zevk veriyor gerçekten. Onun haricinde arabamla sizlere de tavsiyem bol bol gezmeniz. PPF'lendirilmiş kapalı otoparklar altında eksi ikinci katta branda ile saklanan 6000 kilometresini bile daha yapmamış 10.000 kilometreleri görmüş araçları bir yıl içerisinde gerçekten dostlar Tesla'ya yakışmıyor. Çünkü bu arabalar yol yaptıkça değeri ortaya çıkıyor. Bugün evet benim arabamın ikinci eldeki kıymetiyle 10.000 kilometredeki olanın kıymeti aynı değildir aralarında belki de 200 bin TL bir fark vardır. Belki de 250 bin TL vardır. Ama 80 bin kilometre kullandığımda sadece içten yanmalı türevlerine, uçağa, Otobüse ya da diğer yapacağım harcamaların yanındaki bana olan kazancı o 250 bin TL'den çok daha fazlası. İstanbul İzmir arasında artık neredeyse hiç uçak kullanmıyorum. İstanbul Ankara arasındayken hiç hiç uçak kullanmıyorum. Bunu Tesla'mın ekonomik bir şekilde gidişine borçluyum. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bu güzel siyah kara şahinimle, 34 EGN 45'imle zevkli yolculuklara geldik. Bir an önce içerisine binip, güzel müziklerini açıp, kapısını, penceresini kapatıp yola çıkmak istiyor. Muhtemelen ben bu sene içerisinde bu arabayı yani aralığa kadar, e, tahminim odur ki 110 bin kilometrelere kadar kullanacağım. Önümde bir... 40-50 bin kilometre daha işte aylık 6 bin kilometreden bir yolculuklar var. Yine sizlerle birlikte her daim zevkle, keyifle elimizden geldiğince tecrübelerimizi paylaşmaya, bildiklerimizi, deneyimlediklerimizi sizlerle bunu şey yapmak istiyoruz. Bu içerikle alakalı tamamen deneyim paylaşımıdır. Herhangi bir şekilde bazen beni böyle Tesla çalışanı falan zannediyorsunuz. Yok arkadaşlar. Tesla'yı senden beni farklı kılan hiçbir özellik yok. Sadece sadece ben bu arabayla birlikte tanındım. Yolculuklarımı paylaştım, sizler bunu beğendiniz, başkalarıyla paylaştınız. Kullanma tekniklerimi kendinize entegre ettiniz. Kah uzun yolda piliniz azaldığında, kah başka bir zaman e, strese girdiğinizde ya Engin Hoca bunu böyle yapıyor dediniz ya da korkmadan sabah %5 şarjınız bile olsa yola çıktınız. Türkiye'deki envai çeşit hızlı şarj ekosisteminden aracınızı şarj ettiniz ve zevkle arabanıza bindiniz. Öyleyse bir başka etkinlikte görüşünceye dek de Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki video arabayı servise götürdüğümde olacak. O zamana kadar hoşçakalın.